2010 yılının ilk dakikalarında merhaba dedik bu büyülü ve gizemli ortama. Herkes 2010 yılının gelişini kutlarken bizler yeni açılan sitemizin heyecanını yaşıyorduk. Bu yolun kolay bir yol olmayacağı baştan belliydi. Ama bizler yola çıkarken bu zorlukları göze almıştık zaten. Daha yayına başladığımız ilk dakikalarda gelmeye başlamıştı olumlu tepkiler. Merakla beklenen site ilk adımda tasarım açısından bekleneni vermişti belki de. Ama yeterli değildi. Hala eksiklerimiz vardı. Haberler, fotoğraflar, videolar ve diğer görsellerle de desteklemek gerekiyordu. Zamanla birçok eksiğimizi kapattık ve yolumuza devam ettik. Birçok farklı tepkiyle karşılaştık. Bazen yaptığımız bir haberle ilgili sert ikazlar işittik. Bazen de iyi ki varsınız diyenler oldu. Bazen bir haberi yapabilmek için saatlerimizi bilgisayar başında geçirdik. Bazense haberler muhabirler tarafından bizlere ulaştırıldı. Bazen güler yüz ve iyi bir tepki beklerken ''Ya şurası eksik olmuş, keşke şöyle yazsaydın'' diyenler de oldu. Bazen vefat haberleriyle üzüldük, acımızı paylaştık. Bazense evlilik haberleriyle mutlulukları. Ocak ayı içinde köyümüzde 14 eve gece geç vakitlerde hırsız girdi. Köyümüzde yapılan kadastro çalışmaları sonunda hazırlanan tapuların dağıtılmasına başlandı ve köyümüze yılın ilk karı yağdı. Şubat ayı içinde sonbahar aylarında toplanıp kışa saklanan meyveler bekletildikleri yerden çıkartılmaya başlandı. Baharın müjdecisi olan cemrelerden ilki 20 Şubat pazar günü havaya düştü. Mart ayı içinde Rumi takvime göre 14 Mart'ın yılbaşı kabul edilmesine bağlı olarak yıllardır yaşatılan yıl sırtı bozma geleneği bu yılda yaşatıldı. Gelecekteki hava durumunu tahmin etmek için Mart ayının 12'sinden itibaren tekerleme sayılmaya başlandı. Kış mevsiminin sona ermesiyle yöremizde arazi çalışmalarına başlandı. Köyümüzün usta şelek zanaatkarları tarafından yapılan ve tamamen el sanatı eserler olan şeleklerin yılın her döneminde para ettiği yazıldı. Nisan ayı içinde köyümüze ait iki değirmen tamamen yıkılarak yerle bir oldu. Köyümüz mezarlığı ve cami çevresi ışıklandırıldı. Yıkılmak üzere olan okulumuzu onarmak için kampanya başlatıldı. Köyümüzün İstanbul'da faaliyet gösteren Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruluşunun 17. yıl dönümü kutlandı. Mayıs ayı içinde hurda toplamak amacıyla köylere çıkan araç sayısında görülen artış köylülerin rahatsızlık duymasına neden oldu. Yoğurdun yağını ayırmak ve ayran elde etmek için kullanılan bir aracı yayığı tanıttık. Sitemizin de desteklediği ve duyurusunu yaptığı okuluna sahip çık kampanyası doğrultusunda sürdürülen çalışmalar sonuç verdi ve öncelikle okulun çatısı tamir edildi. Haziran ayı içinde İstanbul'da düzenlenen bir organizasyonla köy camiinde kullanılmak üzere satın alınan büyük boy iki klimanın montajı yapıldı. Köyümüz sakinlerinden Ethem Öztürk ve Altıparmak Mahallesi'nden Hicabi Coşkun vefat etti. Milletvekilliği genel seçiminde köyümüzde 45 oyla Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti çıktı. Merkez Mahallesi'nde köy içinde bir dereye büz atıldı. Kültürel değerlerimizden biri olan kolçak tanıtıldı. Okullarda taşımalı eğitime geçilmesiyle birlikte köylerde okulların kapanması sonucu bayraksız kalan köyümüze bayrak dikildi. Temmuz ayı içinde 3. Çömlekçi Deresi Fındık Festivali yapıldı. Köyümüz camisinin bir bölümü parke olan giriş yolunun kalan kısmına beton döküldü. Ağustos ayı içinde fındık mevsimi dolayısıyla İstanbul'un değişik semtlerinden köye gelen gençlerle köyde sürekli yaşayan gençler bir tanışma maçı düzenlediler. Tirebolu Ziraat Odası Başkanlığı tarım danışmanları yeni uygulamaya koydukları bir çalışma kapsamında köyümüzü ziyaret ettiler. Köyümüzden Raife Öztürk ve komşu köyümüz Aşağı Boğalı'dan Halil İbrahim Öztürk vefat etti. Eylül ayı içinde fındık kurutma döneminde havaların yağışlı gitmesi nedeniyle farklı bir yöntem geliştirildiğini gösterdik.
köyümüz sakinlerinden Mustafa Güngör'ün bahçesinde ölmek üzereyken bulduğu ve yetiştirdiği alakarga köyün maskotu oldu. Köyümüzün odun kıranı mevkiinde oturan Yılmaz Öztürk ve Mehmet Ekiz kendi imkanlarıyla evlerine yol yaptırdılar. Köyümüz sakinlerinden Hilmi Köse trafik kazası geçirdi. Ekim ayı içinde Kurban Düzü mevkiine dikilen bayrak direği köyümüzde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle devrildi. Kültürel değerlerimizden Eğirce'yi tanıttık sizlere. Yaz dönemini yaylada geçiren sürü sahipleri hayvanlarını da alarak köylerine döndüler. Kasım ayı içinde Hilal Öztürk ve Raşit Köse nişanlandı. Emrah Güngör ve Pelin Öztürk evlendiler. Kandahor Mahallesi'nin yoluna beton döküldü. Hanife Gümüş vefat etti. 2011 yılının ilk karı yağdı. Yöremizin kadın kıyafeti olan yaşmak ve peştemal tarih oldu. Aralık ayı içinde Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı köylüleri hırsızlığa karşı uyarmak için köylere çıkıp vatandaşlarla görüştü. Yaprakların dökülmesiyle başlayan gazel ve gazel alma işini yansıttık sizlere. Bütün bu haberleri epey zaman ve emek harcayarak sizlere ulaştırmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı heyecan ve azimle çalışmamıza devam edeceğiz. Karşılığında haberlerin altında yer alan birkaç olumlu yorum bizi mutlu etmeye fazlasıyla yetiyor. Olumsuz yorumlar da almıyor değiliz. Ancak bu yorumlar bize kendimizi görme imkanı sağlıyor. Sizler olumlu ya da olumsuz yorumlarınızla bizlere ayna tutuyorsunuz. Olumsuz yorumlardan hiç şikayetçi olmadık. Zaman zaman ilgi görmemekten yakındıysak da bu durumun geçici olduğunu düşünüp yolumuza devam ettik. Sizlerle başladığımız yolculuğumuza gücümüz yettiğince yine sizlerle birlikte devam etme azmindeyiz. Bizi 2012 senesinde de yalnız bırakmamanız ümidiyle sağlıklı, mutlu, iyi seneler.